Bir suskunluk oldu. İhtiyar düşünceli görünüyordu. Hareketsiz duruyor ancak yakasından yakaladığı ont parnası bırakmıyordu. Bu arada güçlü ve çevik haydut kurtulmak için, vahşi bir hayvan gibi giriniyor çabalıyordu. Oysa ihtiyar, tek eliyle onu yakasından yakalamıştı. Birden yaşlı adam hüzün dolu bir sesle şunları söyledi. Gavroş bu sözlerden tekini kaçırmadı. Evladım sırf tembellik yüzünden kendini en zor, en yorucu bir mesleğe hazırlamışsın. Bundan, böyle, durmadan çalışmaya hazırlan bakalım, sana uyku durak yok artık. Henüz vaktin varken, gel, dinle beni yakanı kurtar, kendini topla yoksa nasıl cehennemi bir hayat seçtiğini sen kendin anlayacaksın. Namuslu işçinin yorularak kazandığı ekmeği, sen çalarken rahat yiyemeyeceksin. Her geçen dakika, kaslarını gerecek, adalelerini sızlatacak, koparacak. Bundan böyle nefes alabilmek için duvarını delmek, sokağa çıkmak için çarşaflarını parçalayarak yapacağın ipten merdivenden uçurumlara asılmak zorunda kalacaksın. Ah, asalak olarak yaşamak isteyenin, vay haline. Su içecek, kuru ekmek yiyeceksin. Tahta üzerinde ayağın zincirli olarak yatacaksın. Bu zinciri kırıp, kaçtığını farz et. Günlerce çalılar içinde sürünecek, orman hayvanları gibi ot yiyecek ve nihayet yine günün birinde yakalanarak birkaç yıl daha fazla ekleteceksin cezana. Hem de zincire vurulmak için. Yol yakınken, gel vazgeç, bu sevdadan. Köle olmaktansa dürüst işçi olmak, bin kat hayırlıdır, hırsızlık. Sandığın kadar kolay değil, gel sen rahat yolu, çalışmayı seç. Haydi git bu söylediklerimi iyice bir düşün. Benden bunu mu istemiştin? İhtiyar cebinden çıkardığı yüklü bir meşin keseyi hayduta uzattı. Ont parnas ağzı açık, arkasından baka kalmıştı. Ne var ki, onun bu dalgınlığı kendisine uğur getirmeyecekti çünkü Gavroş sessizce yaklaşmış ve dostu Montparnasse'ın arka cebine attığı keseyi usulca çekip alıvermişti. Hayatında ilk kez olarak derin bir düşünceye dalan Montparnasse çalıların ardında saklı Gavroş'u görmemiş ve cebinden kesenin alındığını fark etmemişti. Gavroş ağır ağır duvar dibine dönmüş ve Mabof Baba'yı ağaç altında görünce keseyi duvardan aşırarak adamın ayaklarının dibine fırlatmıştı. Birden havadan gelen bu keseyle, dalgınlığından sıyrılan ihtiyar adam, keseyi alıp açtı. İki bölüm vardı, birinde ufak para, diğerinde tam 10 altın. Bininci, Mabof bu keseyi hizmetçisi Plüter Nine'ye götürdü. İhtiyar kadın, şükürler olsun, bu para bize gökyüzünden düştü, diyerek keseyi önlüğünün cebine indirdi. Gizli defter, 4-5 ay önce kızın kalbini sızlatan acı kediri, artık yavaş yavaş kabuklanmaya yüz tutmuştu. Evet. Cosette iyileşiyordu. Doğa, ilkbahar, gençlik, babasına beslediği sevgi, kuşların ve çiçeklerin cümbüşü bu henüz bakir ruha unutmayı damla damla sunmuştu. Hatta günün birinde Marius'u düşünen Cosette, hayret, dedi, artık onu düşünmüyorum bile. Bu aynı hafta içinde, parmaklığın önünden geçen yakışıklı bir binici teğmeninin, kendisine bakarak bıyık vurması dikkatini çekmişti. Bu patlak mavi gözlü, sarı kıvırcık saçlı, güzel subay daha önceden tanıştığımız teğmen Théodule Gillenormand idi. Ertesi gün aynı saat subayın geçtiğini yine gördü, saatine dikkat etti, düşündü. Allah Allah, herhalde Babil sokağındaki kışlada kalan subaylardan olacak. Bu arada teğmenin arkadaşları bakımsız bahçenin oymalı parmaklığı ardındaki güzel kızı fark etmişlerdi. Théodule, baksana, güzel bir kız sana göz süzüyor, dediler. Kendini beğenmiş subay, bana ne, her bakan kıza ilgi duysam, ne olurdum, cevabını verdi. Vaktim yok. Oysa o günlerde Marius acı uçurumlarının en derinine inmiş, ölmeyi düşünüyordu. Ölmeden önce, bir kez olsun onu görebilsem, diye kendi kendisini yiyordu. Cosette'in bir subayla ilgilendiğini görse, tek bir sitem etmeden ölürdü. Değişik yaratılışta, iki ruhtu. Marius kederden kendisini kurtaramayan bir tip. Oysa Cosette acı ve kederin en derinliklerinden gücü sayesinde çıkabilecek bir yaratılıştaydı. Aslında, Marius'un anısı, Cosette'in ruhunun ta derinliklerinde uyumaktaydı. Nisan ayının ilk günlerinde Jean Valjean, yine bir yolculuk yaptı. Arada bir 2-3 gün süren yolculuklara çıkardı. Nereye gittiğini kimse, hatta Cosette bile bilmezdi. Genellikle evde para azaldığından adamcağız birkaç günlüğüne böyle kaybolurdu. Babasının yine böyle gittiği bir akşam, Cosette salonunda yalnızdı. Piyanosunu açtı ve, koruda yitik avcılar, şarkısını söylemeye başladı. Şarkısını bitirdiğinde bir süre, düşünceli göründü. Birden bahçede ayak sesleri duyar gibi oldu. Salonun kapalı panjuruna kulağını dayadı, sanki bir erkek
Yürüyor gibi geldi. Hemen yukarıdaki odasına koştu. Ay ışığı bahçeyi gün gibi aydınlatmıştı. Kimsecikler yoktu. Cosette aldandığını düşündü. Belki de bir korkuya kapılmıştı herhalde. Az önce Weber'in sinirli operasından okuduğu parça zihnini bulandırmış olacaktı. Gün batımında, ormanda yollarını yitiren avcıların korusu, ayak altında çıtırdayan kuru dallar, kendisini böyle bir hayal alemine sürüklemiş olacaktı. Ancak ertesi gece karanlıklar bastığında, bahçede dolaşıyordu. Yine bir gün önceki gürültünün eşini duydu. Tam o sırada çalıların ardından çıkan Cosette, ay ışığında kendi gölgesini gördü. Birden genç kız dehşetle olduğu yerde kaldı. Gölgesinin hemen ardında başka bir gölge belirmişti hem de bu başında yuvarlak bir şapkası olan bir gölgeydi. Nihayet tüm cesaretini toplayarak başını çevirdi. Kimseyi göremedi. Fakat bir hayli endişelenmişti. İki gün üst üste, aynı hayali göremezdi. Ertesi sabah, babası geri dönmüştü. Cosette ona korkusunu anlattı. Adam önce böyle şey olmadığını söyledi ancak. Yüzünün anlamından Cosette, onun da endişelendiğini anlamıştı. Gece yeniden uyandı. Bu kez birisinin ayak seslerini çok net olarak duyuyordu. Hemen penceresine koştu. Camı açtı. Bahçede tam odasının altına gelen kısmı da elinde kalın bir sopa tutan birisi dolaşıyordu. Tam imdat istemek için haykıracağı anda, buluttan sıyrılan ayın ışığında, adamın aydınlanan profilinden tanıdı. Bu babasıydı. Kız yatağına yatarken onun da bir hayli endişelenmiş olduğunu düşündü. Jean Valjean, o geceyi bahçede geçirmişti. Gecenin geç bir saatinde genç kız, bir kahkaha ile uyandı. Babası kendisini aşağı çağırıyordu. Hemen yatağından atladı, üzerine sahanlığını geçirerek, penceresini açtı. Babası aşağıda çimlerin yanında duruyordu. Cosette, diye seslendi, seni yüreklendirmek için uyandırdım, bak yuvarlak şapkalı gölgeye. Çimlerin üzerinde, uzayan bir gölgeyi işaretledi. Bu sanki başında yuvarlak bir şapka giymiş birisinin gölgesiydi. Bitişik damda yükselen bir başlıklı bacanın gölgesiydi. Ertesi gün kahvaltı masasında Cosette, babasıyla şakalaşarak endişeleriyle alay ediyordu, ancak arkaya bakıldığında, kaçan bir baca henüz görülmemişti, fakat kızcağız kafasını daha fazla yormadı ve bu olanları unuttu. Ancak birkaç gün sonra yeni bir olay olacaktı. Bahçede sokak yanındaki demir parmaklıkta sarmaşıkların kapladığı taştan bir sıra vardı. Sokaktan geçenlerin kolay göremeyecekleri bu sıraya bir yaya, elini uzatarak değebilirdi. Bu olaylardan birkaç gün sonra Jean Valjean'ın gezmeye çıktığı bir akşam, güneş battıktan sonra Cosette bu sıraya oturmuş. Derin derin düşünüyordu. Rüzgar serinlemiş genç kızın kalbini bir gariplik doldurmuştu. Akşamın verdiği bir hüzün içini kaplıyordu. Belki de aralanan mezarların esrarından gelen bu hüzün, belki de anası Fantine bu bölgede onu koruyordu. Cosette yerinden ağır ağır kalktı ve birkaç adım yürüdü. Otlar nemlenmişti, ayaklarını yandığından yeniden taş sıranın üzerine döndü. Tam oturacağı anda, az önce bulunmayan kocaman bir taşın durduğunu hayretle gördü. Cosette bu taşın manasını bir türlü anlayamamıştı. Birden bu taşın buraya yalnız başına gelmeyeceğini, bir kolun uzanmış olacağını düşünerek ürperdi. Birden korkmuştu. Elini sürmeden ve koşarak girdi. Tusen kadına, babasının gelip gelmediğini sorduktan sonra, ona akşamları kapı ve pencere panjurlarını sıkı sıkı kapamasını bir kez daha tembih etti. Ertesi sabah, gün doğarken uyanan Cosette, bir akşam önceki korkularına gülerek kendi kendisiyle alay etti. Renkli perdelerden süzülerek, odasına altın bir göl gibi giren güneş onun tüm endişelerini dağıtmıştı. Taş sıra üzerinde taş olmadığına kendi kendisini inandırmaya çalıştı. Hemencecik giyinerek, bahçeye koştu. Sıranın üzerinde böyle şey bulmayı isterdi. Fakat birden buz gibi bir ter döktü. Taş sıranın üzerinde duruyordu. Ancak geceki korkusu gündüz dağılmış olduğundan Cosette taşın esrarını çözmek için yerinden kaldırdı. Oldukça ağır küçük bir kaya parçasıydı. Altında mektuba benzeyen bir kağıt bulunuyordu. Bu beyaz bir zarftı. Cosette hemen kaptı. Üzerinde ne adres vardı ne de mühür. Kocaman zarfı açtı. İçinden bir ince defter çıktı. Artık Cosette'in kalbini meraktan üstün bir duygu sarmıştı, endişelenmişti. Defterin sayfalarını açtı. Çok güzel bir yazıyla doldurulmuştu bu sayfalar. Cosette bir imza, bir at aradı. Bulamadı. Herhalde gizli elin bunu sıra altına bıraktığı defter, kendisine yazılmıştı. İçindekileri okumasının gerektiğini düşünerek sayfalan çevirdi. Şu satırları okudu. Aşk, meleklerin yıldızlara selamıdır. Aşk yok olduğunda ruh derin bir kedere düşer. Beyaz krep şapka altından gülen gözleri görmek,
ruhumun rüyalar sarayına girmesini sağladı.